Sen ne arıyorsun orada bakayım? Menkıban mı? E tabii yok. Niye burada olsun? Tahmin etmişsin zaten. Senin gibi şabalığa ne yapsın menkıbanım? Bana bak, bana bak. Seni öyle bir sopalarım ki avantajlı adam çarpmıştan beter olursun ha. Lan bak sana şöyle bir tane vururum. Sonra bu elimle bir tane daha vururum. Öyle mi? Öyle. O zaman seni öyle bir döverim ki Ayşeciğin Apelle'ye doyduğundan beter olursun. Bana bak, anlaşıldı mı? Ay ay ay, ay çok korktum, çok korktum. Bana bak, acilen menkıbanımı bulmam gerekiyor. Yoksa seni halı gibi yere sererdim. Yürü, yürü! Korkak tavuk! Tatlı su komünistleri gibi kavgadan kaçtı. Ha! Ya bu herif yok tepedir. Nereden çıktı yine başımıza ya? Ama bu Zizop elini tutup da benden evvel menkıbe hanımla evlenirse... yakacağız. Benim gibi yakışıklı bir adam varken menkıbe hanım ne yapsın bu salağa? Ama gönül ferman dinlemez ki. Aman da aman da aman aman aman. Ay ne sevimli bir çocuk bu böyle. Ay canım benim, canım canım canım. Masarcığım hala söylemedin. Kim bu şirin çocuk böyle? Evet Masar Bey, soruyoruz. Kim bu çocuk? İsterseniz Joker hakkınızı kullanıp arkadaşınızı arayabilirsiniz. Evet, bu çocuk şey bu çocuk. Bu çocuk çocuk mu çocuk? Çocuk mu? Evet. Bu çocuk şey bu. Kim bu çocuk? Bu çocuk... güzel bir soru. Evet, kim bu çocuk? Anne, kim bu çocuk? Yahut bu çocuk kim? Tamam, şimdi buldum. Eti. Ay sen sus bakayım. Ay tabii ya, bu çocuk senin çocuğun. Yani benim torunum. Heh, bir bu eksikti. Heh. Ne diyorsun? Ay ne güzel. Bu çocuk şimdi benim yeğenim mi? Ya. Masar bunun için evlenmek istemiyormuş demek ki. Yani soyumuzu devam ettirecek bir erkek çocuğu olduğu için. Ben mi? Tabii ya. Annesi kim bu çocuğun? Bakın Masar Bey, aramızda teklif yok. Eğer bu çocuğun annesi yoksa ben ona evlatlık alıp ona iyi bir anne olabilirim. Sonra da yine evleniriz tıpkı eski günlerdeki gibi, tamam mı? Ay canım benim, canım. Gel bakalım, gel seninle şöyle oturalım. Gel yanıma benim, gel canım. Yani aşk olsun minik kuşum. Madem ki böyle bir oğlum vardı da neden bizden sakladın bakayım ha? Meykibe Hanım, size teessüf ederim. Masar Bey'in bir çocuğu olduğunu bana söylemediniz. Bu durumda oğlunuzla kesinlikle evlenemem. Bütün trafik kurallarına uysa bile. Allah kahretsin. Aşkım. Uysa da torunum işte, uymasa da. Ay, sana mı kaldık? Abi, bunca sene bizden nasıl sakladın? Ne saklaması kızım, manyak mısın sen? Anne, belki de abim çocuğu istemiyordu. Annesi de getirip oğlunu bıraktı. Veya babalık davasını kaybetmiş olabilir. Mesela şey gibi, Kayan gibi. Ay yoksa şey miydi o? Emrah mıydı? Değil miydi? Aman canım, öyle ya da böyle. Ben torun sahibi oldum ya, siz ona bakın. Masar Bey, bakın ben teklifimde çok ciddiyim. Eğer bu çocuğun annesi yoksa benimle evlenin. Değil mi ama? Maksat çocuk annesiz büyümesin onun için, vallahi. Hayır. Son kararınız mı? Evet. Tamam o zaman. Masar Bey, eğer fikrinizi değiştirirseniz beni arayın. Değiştirmezseniz de arayın. Yani beni arayın, tamam mı? Her halükarda beni arayabilirsiniz. Beni tamam. Aramayı unutmayın, arayın. Hadi, ay sen de ara. Hadi. Güle. Ne haber Fides? Teşekkür ederim. İyi misin, nasılsın? İyiyim. Merhaba Menkıbem teyze. Heh, bir sen eksikidin. Masar, Önder Bey aradı da işi getirin diyor. Öf, sanki işi düşünecek halim var da benim, işe getir diyormuş. Yani Masar, ne diye bizden sakladın ki torunu? Anne sana yemin ettim ya, istersen getir bütün kutsal kitapları öpüp başıma koyayım. Elime başımı, yani başıma koyayım kitabı. İstersen DNA testi yaptır, o çocuk benim değil. Aman abi, peki bu çocuk senin değilse kimin? Öf, ya kimin bu çocuk kim? Kim? Müfit'in. Müfit'in mi? Benim mi? Ya, demek öyle Müfit Bey. Ne çocuğu ya? Yok canım, olamaz ay. Masara çok benziyor, çok. Nereden çıktı bu çocuk, saçmalama. Canım. Gel şöyle benden, gel kanka şöyle mutfağa çık. Gel oğlum. Gel. Gel.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Elalem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağ.